Rüyada rüzgarda yemeklerini güzelce bitirdiklerine göre ne zamanları da yemiyoruz. İyi, beni canım istedi galiba. Çılgın dişler yiyebiliriz. Şimdi gideyim. Nerede onlar? İçeride galiba, dur götüreyim birazcık yiyelim. Saklayayım ben bunu. Rüya, rüzgar. Anneciğim, orayı çizme. Sandalyeyi çizdin. Hemen o kalemi bana verir misin? Bak şimdi. Al, kalem kayboldu. Ne yapacaksın şimdi? Rüzgar, Rüya, sen boyama mı yapıyorsun anneciğim? Ne çizeceğini düşünüyorsun? Vampir dişi çiz bence. Böyle oluyor mu? Ne zamandır yemiyoruz. Bugün yemeklerimiz de çok güzel dediğimize göre. Rüzgar, bak ne getirdim size. Çılgın dişler, çılgın dişler. Aç bakalım. Şimdi gözlerini kapat Rüya. Eli daldır. Bakalım sana ne gelecek. Çıkar 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 bakalım. Hadi, merak ediyorum ne gelecek. Ne geldi? Vampir dişi. Bence hissettin sen. Böyle elini soktuğunda hangisi vampir olduğunu anladın. Değil mi? Doğruyu söyle. Tak bakalım vampir dişlerine. Hop. Rüzgar, sana hangi diş gelecek? Dur bakayım, ben kendim de yapayım. Kapattım gözlerimi. Bakayım. Aa, Rüya, gerçekten vampir gibisin ya. Çok komik görünüyorsun. Bakalım bana hangisi gelecek. Bana kesin tavşan diş gelecek. Bakıyorum. Aa, bana da vampir geldi. Bir şey söyleyeceğim, bunlar hepsini vampir mi koydular yoksa? Al bakalım sana ne gelecek Rüzgar? Tavşan da var. Var değil mi tavşan normalde? Ama bu pakete koymayamışlar. Rüzgar, sana ne yedi hemen? Oğlum, sana ne geldi? Tavşan diş gelmiş sana. Rüzgar, onu önce dişine takacaksın, sen bilmiyorsun. Bak şimdi Rüya yapsın. Rüya, tak bir dişine. Heh. O kendine tak. Sen bunu takmanı istiyorum şimdi, takar mısın lütfen? Rüya illa vampir, illa vampir. Bak Rüzgar nasıl öpüyor Rüya. Önce dişlerine yapıyor. Rüya, bir şey söyleyeceğim. Dişin sallanıyor ya şimdi. Bunu böyle batırıyorsun işte. Çat diye çıkıyormuş bununla beraber dişin. Ne yaparsın? Arkadaşlar, baya baya sallanıyor. Evet, dişleri artık sallanmaya başladı iyice Rüya'nın. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda ben Rüya'dan daha heyecanlıyım. Bir de bizim evimize Rüya'nın dişinin düştüğü gün kim gelecek biliyor musunuz? Peri. Diş perisi. Ama o diş perisi kim tahmin edin? Ben. Ben diş perisi olacağım arkadaşlar. Efsane bir gün olacak. Gece olacak daha doğrusu. Ama bunu videoya çekmeyeceğim. Maalesef maalesef bu konuda kaldınız arkadaşlar. Rüzgar, ne yapıyorsun? Güzel miymiş anneciğim jelibon? Arkadaşlar, siz bu jelibonları seviyor musunuz? Bu böyle birazdan marshmallow gibi. Rüya ve tatlış dişleri. Rüzgar, sen de sok ağzına. Yapayım mı ben senin ağzına bunu böyle? Çık diye sokacağız. Ağzı o kadar dolu ki Rüzgar'ım konuşamıyor. Güzel miymiş anneciğim tadı? Beğendin mi? Bakayım. Anneciğim, bunlar senin kendi dişlerin. Bunu tak, bunu. Tavşan dişi ol bir kere de. Arkadaşlar, siz seviyor musunuz bu çılgın dişleri? Yoksa başka jelibon sevenlerden misiniz? En sevdiğinizin çeşidiniz, yazın bizlere. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben de vampir dişlerimi yiyeyim. Hom. Rüzgar, bir şey söyleyebilir miyim? Terliklerini ters giymişsin. Rüya, gel anneciğim. Rüzgar'a artık ters ve düzü öğretmemiz gerekiyor. Gel kızım. Gel bebeğim. Rüzgar, öncelikle bu terlikler ters olmuş. Şimdi bunları çıkartacağız önce. Çıkart Rüya. Ben de çıkartayım. Şunu ben çıkartayım. Heh. Şimdi bunun düzü nasıl biliyor musun? Böyle yan yana koy, gel Rüya. Kolay yolunu gösterelim Rüzgar'a. Şimdi anneciğim, ayakkabılarda, terliklerde ikisinin de içi aynı yere bakacak. Yani nasıl biliyor musun? Bak, burası içi ayakkabının, burası dışı. Bunu anlayabiliyor musun? Şu an bir böyle şey hissettim kendim. Kapıda. Evet. Elini koydum. Evet. Hayır. Niye attın? Ne oldu? Giyiyordun az önce. Şimdi niye vazgeçtin? Rüya, peki bir şey söyleyeceğim. Sen biliyor musun terlikleri, ayakkabıları düz giymeyi? Aferin sana. Arkadaşlar, siz terliklerinizi, ayakkabılarınızı giymeyi biliyor musunuz? Ay, bunu hatırlıyor musun Rüya? Hah. Hadi bakalım. Vallahi doğru giydin ama bir sıkıntı var sanki. Terlik biraz büyük sana. Sanki senin değil de ablanın ya da annenin gibi. Olabilir mi böyle bir şey? O zaman kimindir bu terlikler? Arkadaşlar, sizce bu terlikler kimin? Hemen yorumlara yazın, like'ını. Dur söyleme, belki bilemeyecekler. Rüzgar, söyleme. Ne yedin sen? Arkadaşlar, annemin,
Arkadaşlar bu terlikler benim. Bütün şeyi Rüya kaçırdı. Rüya annesinin terliklerini ve ayakkabılarını giymeyi seviyor. Peki siz annenizin terliklerini ve ayakkabılarını giyiyor musunuz? Rüzgar mesela şöyle şeyleri yok. Rüzgar mümkünse giymesin. Peki bir şey söyleyeceğim Rüzgar. Rüya gel bakalım. Şimdi dolaptan birkaç tane terlik getir. Senin ev ayakkabını getir, terliğini getir. Ben ters koyacağım, sen düzeltebilecek misin bakalım. Ya da Rüzgar'a mı yaptırsak bunu? Senin için biraz basit. Koş terlik getir, Rüzgar'ı sınava sokalım şimdi. Bakalım anlamış mı? Evet, terlikleri koydum. Şimdi Rüzgar, sence bu düz mü ters mi anneciğim? Ters. Düzelt o zaman. Düz mü? Hayır anneciğim, ters. Bak ters giydim. Bu buna olmaz, bu da buna olmaz. Ayrıca bunlar deniz ayakkabısı. Bu burada hayatta olmaz. Var mı ayakkabı? Var mı? Ama ters giydin yine oğlum. Bunu sana öğretmek için buradayız. Çıkart şimdi, düzelteceğiz. Çıkart anneciğim. Ay düştük. Gel bakalım. Bak şimdi düzelttim. Şimdi böyle giy bakalım. Bak daha rahat edeceksin. Giy. Giyemedin. Ben sana yardım edeyim. Giy şimdi. Bunlar da Rüya'nın ayrıca. Sana biraz büyük değil mi? Niye herkes evde bir tık büyük ayakkabı terlik giyiyor? Bak oldu şimdi. Daha rahat değil mi? Bunlar ters mi sence peki? Bu biraz kolay ama bilecek misin bakalım? Ters mi düz mü? Ters düz. Ters mi düz mü? Tek bir cevap var bu sorunun. Ters. Ters anneciğim. Bak parmak arası zaten. Baş parmaklarımız yan yana. O yüzden böyle koymalıyız bunu. Dene bakalım oluyor mu? Acaba olacak mı gerçekten? Kaç numaraydı ki bunlar bilmiyorum. Dene bakalım. İnşallah 9-8'dir. 9-8 ne anneciksin? Bak bunu ben yaptım. Ne yaptın? Düz giydin şimdi. Peki başka terlik getirelim mi sana? Benim numaram 7-8 değil. Değil anneciğim. 32 falan ayak. Arkadaşlar siz kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz bu arada? Rüya 32 falan. 32, 33, 31. Böyle kalıbına göre birazcık değişiyor. Ben söyleyeyim ayakkabı numarama. Söyleyeyim mi? Ben 37 giyiyorum arkadaşlar. Bakalım sizlerin ayak numarası kaç? Yorumlarda yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Dur bakayım olmuş mu? Vallahi olmuş ha. Bakayım. Aa olmamış. Birazcık küçük gelmiş bu terlik. Yo, bu yaz yeni olmuş. Terlik almak Anne, zorundayız. Olmuş, olmuş. Hayır anneciğim, küçük gelmiş. Bak topuğun çıkmış. Olmamış.